Star Trek yine buradayız. Üçüncü sezonu bitirdik sonunda. Biraz esneterek de olsa kapattık üçüncü sezonu ve Sungur'un bana ta Star Trek'in başından beri söylediği gibi üçten başlayacaksın, üçten başlayacaksın dediği sezonu bitirdik. Şimdi bir değerlendireceğiz. yani Bir bölümleri konuşuruz. Hangi bölümler öne çıktı gibi şöyle kısaca ya da hangisini beğendik gibi. Bir de ben bir şey demek istiyorum. Yani. Cidden 3'ten mi başlayalım 1-2 mi? 1-2 İz hiç izlemeyelim mi? Bir konuşalım istiyorum. Şimdi Tanrıcan biliyorsun ben hep şunu söylerim. <laughs> Star Trek izlemeye Next Generation 3. sezondan başlamak lazım Kesinlikle. diye. Evet. Hep de derim ki 3. sezonu izleyin. Zaten 3. sezonu severseniz geri kalan bütün Star Trek'leri izlersiniz. Yani bence 3'ü izleyip daha sonra 1-2'yi tamamlayıp geri gelen de vardır. 3'ten devam eden evet. de vardır ama 3. sezon... Bilmiyorum ya. Star Trek 6 ile 7'ye gittiğimizde de konuşuruz. Çünkü 6 ile 7'de artık ortalama kalite o kadar artıyor ki kötü iş çıkmıyor yani Star Trek'ten. Öyle bir noktaya geliyorlar ya, bir kadar yerden kopuyor sonra. Yani, vay. Ya böyle işte aslında ya 3 iyi bir model. Anladın mı? 3. Üç, 3. Star Trek Next Generation 3. sezonu. Bundan sonra Next Generation'ın devam edecek olan 5 sezonundan ve işte şeyden Voyager'dan ve Deep Space Nine'dan beklenecek ortalama kaliteyi ortaya koyan sezon bu sezon. Artık Star Trek demek bu sezon demek yani öyle düşün. Zaten o yüzden çok kritik bu. Peki genel kanı ne? Şey mi? Hayranlar arasında da. Yani abi cidden üçün yeri ayrıdır bizde gibi mi acaba o eskiler için? Ee, abi şimdi Star Trek hayranları çeşit çeşit ve her türden olduğu için genel bir kanı burada kesinlikle yok. Hatta Star Trek hayranları tartışmaya da çok severler. Evet. <laughs> onu söylemek lazım tahmin ediyorum. Ama ama 2 3 tane sabitlenmiş gerçek var. Bunlardan bir tanesi growing a Beard. Daha önce konuşmuştuk ya sakalı uzatmak. Yani eee ikinci sezona geçildiğinde sakalını uzatmış olmasından bahsetmiştik evet. ki hatırlarsın. Evet. Yani Star Trek'in genel olarak 3. sezonda oturduğu ve 3. sezondan sonra Star Trek yani Next Generation'dan Star Trek olduğu genel kabul gören bir şeydir. E, burada tabii işte şey çok konuşuluyor. Yani şimdi 1 ile 2'nin tadı da ayrı denir. Doğru. Gene Roddenberry etkisi konuşulur. E orada tabii Gene Roddenberry Star Trek'i yaratan adam. Çok kültürüne katkısı olmuş bir adam. Onun devreden çıktığı bir döneme giriyorsun. Roddenberry tarzını daha çok seven, mesela Roddenberry gittince bozdu diyen de var. Bana sorarsan dediğim Pink gibi... Flag gibi mi oluyor Star Trek biraz öyle. aynen aynen. Abi Division Bell albümünde Roger Waters yok. O olmaz falan böyle geliyor böyle. Yani tabii işte şey çok tutkulu bir şekilde seven çok insan olduğu için. Ama benim için 3. sezonun kıymeti şu. 3. sezon öyle bir sezon ki... eee Tam ta çay demini alıyor burada yani. Benim için o. Yoksa bundan önceki sezonlarda iyi bölümler yok mu? Var hayvan gibi var. Tabii. Ee, i̇lk Star Trek dizisi kötü bir dizi mi? Asla değil. Ama e, 1989 senesinde çekilmiş olan bu dizi bugün hala yaşını çok da belli etmeden iş görebilecek bir kıvama oturuyor. Ve Star Trek'i bence dünyanın en iyi dizilerinden bir tanesi. Bu da belki en iyi yani. İyi sezonlarının ilki ya da öyle demek lazım. Benim herkesi burayı tavsiye etmemin sebebi bu. Çünkü şimdi bak şöyle düşün. Hiç Star Trek izlememişsin. dizi iler, Dizilerle ilgili bilgin Breaking Bad, Game of Thrones, Arka hmm. Sokaklar. Anladın mı? Bu üçünden oluşuyor. Sakallının biri internette Arka Sokak'ı Star Trek, Star Trek deyip duruyor. Sen de soruyorsun kardeşim diyorsun. İyi anlatıyorsun da. Ne izleyeyim Star Trek? Şimdi ben desem ki git kanka 1968 Cüneyt Arkın filmi gibi olan diziyi izle. Çok zor. Ya yani adam mı şimdi adam böyle yani attan edip eşeğe binmiş gibi olacak. O dizi kötü bir dizi mi değil dediğim gibi ama Game of Thrones'dan Breaking Bad'den arka sokaklardan gelen adam diyecek ki bu ne lan ne oluyor burada yani. <gülüyor> <gülüyor> ki bunlara konuştuk videosu var aşağıya linkini vereyim. <laughs> ha. Ha, yok oraya gitmedin diyelim ki şeye gittin. Next Generation'ın birinci sezonuna gittin. E Next Generation'ın birinci sezonu zaten e, bir şey Escape from Farpoint miydi? Evet. Abi, ay Acayip bir bölüm. Yani şimdi bak Oradan benim kurgu işine aykırıysam ne oluyor lan diye baktığın zaman uzaylı geliyor, mantar çıkıyor, gemi ayrılıyor. Dünya <laughs> gibi böyle kırış bölüm. Kırış kırış adam bölüm. Anladın mı? Geminin üstünde Q geliyor böyle. Hey insanlık hesap verin falan diyor. Şey olursun böyle. Dayı ne anlıyorsun? Yani, ne Neyin kafası bu dersin yani? Hani ilk giriş. Çünkü bak 3. sezonun 1. bölümü ne abi? Çat, evolution. Evolution. Bugün hala Sex, tech, death and robots netflix'in şeyinde ekmeği yenmeye çalışan Ya işte Wesley bilim deneyini açık bırakıyor oradan çıkan nono robotlar şeye ele geçiriyor Ki gemi yere geçiriyor ha, Bu hala çok güncel bir Şey bölüm mesela anladın mı? İzleyen birisi şey demiyor aaa Lalo 189 senesinde iyi düşünmüşler A Tertemiz girdik 3. sezonun birinci bölümünden bir bilim kurgu bölümüdür yani Akara kokarı olmayan İşte ben bu yüzden yani 3'ün 3'ün devamı da sürekli şeyle gidiyor Bak Star Trek'te bu da var. Bak Star Trek'te bu da var. Bak Star Trek'te bu da var. Bu var. Şu var. Bunlar var falan. Hep bir böyle bak. şey, aa, tadımlık yani böyle şey. Tadım menüsü gibi bir sezon açıkçası yani. Ya dediğini anlıyorum. Şey olarak kesinlikle doğru. Bana hatta şey hissettiriyor bunu. Marvel çok yapar işte. Bir başlatır, Atıyorum işte Hulk serisi. Bilmem hmm. kaç yüz sayı çıkmış. Bir yerden sonra yeni seyirci yakalayamaz, eskiyi okutamaz. E, pardon, hikaye şey yapamaz seyirci diyorum, okuyucuyu ya da o ara film çıkacaktır bir şey bir şey. bir sürü etkenden dolayı yeni bir şey başlatır. Hatta bazen orijinine kadar gider. DC de yapıyor bunu tabii ki. Ama Marvel çok daha fazla kullanıyor. Ve seyirci okuyucu yakalar. Ben de hep okuyucuya şey derim çizgi okuyucusuna. Ya bir yerinden gir. Çünkü merak edersen zaten geçmişinde hı hı. okursun, geleceğine de bakarsın. Gerçekten bu Star Trek, senin dediğin gibi bu üçüncü sezon biraz öyle bir sezon. Hani çok merak ediyorum çok da girer miyim giremez miyim bilemiyorum. Ee, böyle aradayım diyorsanız evet. Üçüncü sezon açıp kendinizi kaptırma ihtimalinizi arttırırsınız. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama eğer izleyip 1'e 2'ye dönmezseniz de ben de şunu savunuyorum. Gerçekten çok iyi bölümler kaçıracaksınız. <laughs> Tabii. yani çok Tabii iyi canım. bölümler var. Ya bence ya bu dizinin nördü olun ya da nördü olun. Bence yani benim kişisel çıkarım. Ben çünkü 3'ten başlasaydım kesin 1 2 izlerdim geri dönüp. İşte ben o yüzden 3'ü tavsiye ediyorum oğlum zaten. Aynen. <laughs> <laughs> yok böyle böyle deyince mantıklı insanlar şey anlıyor. Biri ki hiç izlenmez abi çöp gibi. Hani değil ama. Aa, yok be. Böyle e, üçün verdiği dinamik ya da üçün e, başlattığı ignition çok daha değerli e, sıfırdan girecek bir seyirci hmm. için. Ya bunu da yaş gözetmeksizin söylüyorum bu arada. Çünkü herkes için zor artık vaktimiz. Abi tabii. Zaten 89 az dizisi artık hepimiz için eski bir dizi bu ve evet. farklı bir kafa. Yani hem eski bir dizi hem de bilim kurgu dizisi olduğu için geleceği anlatıyor ya yani şey hakikaten arka sokaklar değil yani. <laughs> <mı>? Yani, yani... <gülüyor> <gülüyor> ya da Game of Thrones değil. Yani Game of Thrones derken yine şu açıdan söylüyorum. Abi işte bunun anasını öldürdüler. O da şimdi gidecek ondan anasını öldürecek. Bir de ejderhalı kadın var. Hani böyle biraz daha anlaşılabilir bunlar. Yani Continuity öte yoksa... yandan öbür tarafta şey var abi. Abi işte gemiye bir tane yaratık adam geldi. Işıklar atıyor. Meğer Evolution'un bir önceki seviyesinden alt paralel evrenden <gülüyor> 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 Falan böyle. Yani burada biraz kafalar kafalar böyle bir tık Abi kafayı açalım mı falan gibi böyle vurmaya başlıyor. Ee, ama ben bugüne kadar hep şunu demişimdir. Star Trek Next Generation 3. sezondan girin. Seversen zaten bir iki izlersin. Bu hep benim asıl cümlem bu yani. Ya bir de şey de iyi yapıyor yazarlar. Bu üçüncü sezonun önce sezon olmasını etken eden şeyler var. Picard'ın orijinini bile görüyoruz. Bir noktada işte. Daha doğrusu şöyle orijinine giden. ...konuları bir şekilde sokuşturuyor. İşte Wesley'i görüyoruz, Doktor'u görüyoruz. Ya bu karakterler kim lan dediğin anda... ...her bölümde küçük parçaları var. İşte onun babası ölmüş, öbürü bir şey olmuş... ...ondan hoşlanıyormuş, ailesi şuradaymış. O bilgileri böyle çok güzel yedirmişler. Ee, sen derinliğini merak edersen... ...tekrardan oralara bakabilirsin. Çünkü farklı anlatımlar vardı. Dörtten sonra bunu açacaklar belli ki. Biraz daha böyle tematik... Çünkü şey de yapıyorlar 3. sezonda ben 2. sezonu çok hatırlamıyorum da böyle 3 bölümlük 4 bölümlük temalarla beraber hikayeleri aslında biraz daha e, Tabii. birleştiriyorlar. O da güzel Tabii. yani takibinde daha rahat oluyor orada. Çok daha iyi oturuyor bazı şeyler mesela ilk sezonlarda biraz daha Gene Roddenberry'cilik var yani böyle şey mesaj verelim derken hani böyle mesajı gözüne doğru bandırma falan daha biraz çok var. Yani var. Burada böyle daha böyle bir hafif ince, yani şey yapıyorlar. E abi işte, işte, Escape from Farpoint yani Star Trek Next Generation ilk bölüm olmasına rağmen e, bayağı da böyle yargıç kostümüyle Q gelip insanlık hesap verin falan diye. Yani şimdi bu <laughs> Naked hani bölüm yani, benim sevdiğim o da öyleydi. <laughs> mesaj kaygısı da bölüm yani anladın mı? Hani şey böyle biraz kendimizle yüzleşelim falan. Yani halbuki e, şey gibi bölümlerde bu daha ilginç işleniyor bence. Ne bileyim işte laf arasında Picard'ın hayır biz insanlar olarak şöyle yaptık falan gibi küçük cümlelerle geçtiği zaman daha şey oluyor. Kör gözüne parmağın birazcık azalıyor. Ha, onlar da çok rahatsız etmiyor. Ama dediğim gibi o işte incelik bu bölümlerle beraber gelmeye başlıyor. E, ama bu arada bana sorarsam <laughs> Next Generation'ın ben tümünde doktor olarak Catherine Pulaski'yi e, Sarı abla vardı ya Yaşlı doktor diyorsun, yaşlı mi? Evet. doktoru. Kesinlikle Onu yani. görmeye daha yani. Hani kadının bir ağırlığı vardı. Picard'la böyle denge denk konuşuyorlardı falan. Şimdi mesela buradaki genç doktor bir tık daha böyle şey. Ya işte senin baban işte öldü biz de vaktinde Picard Life görüşüyorduk falan. Zaten ilk bölümlerde Naked Now'da şeyleri var ya bunların. <gülüyor> <gülüyor> doktor falan hani. <laughs> Sevişiyor muyuz doktor? <laughs> ya böyle şey 40 plus 40 plus seviyeli flört grubu Facebook'taki filan gibi böyle bir havaları var ya bunların Picard'la şeyle. Picard'la <laughs> <laughs> doktorun arasında. Yani var bunun da bir dengesi ama öbür doktorun mesela ağırlığı falan daha böyle şeydi yani. Çatışma Anladım. yaratıyordu. Yani. Şunun uzmanıdır falan dediler mi böyle ablanın bir ağırlığı vardı böyle. Falan. O böyle biraz daha benim hoşuma gidiyordu. Mesela ben bu sezon o devam etmedi diye üzüldüm bir şeydi. Yani bu sezonla ilgili eleştirilerimden bir tanesi. Topu topu odur. O da artık abla inanılmaz sıkılmış bu arada. Ben demiş 50 senedir dizilerde çalışıyorum. Star seti kadar karışık ortam görmedim. Yani Allah kahretsin Vay falan ]mış. diye. Ah yani. Diğerini zaten işte... konuşmuştuk galiba. Ekibin bir yazarıyla kavga ediyordu Dr. Crusher oynayan kadın. Sonra Picard geri çağırıyordu. Bunu konuşmuştuk o bölümde döndü bölümde. Abi işte diyorum ya ikinci sezon, üçüncü sezon. Yani bunlar... Üçüncü sezon aslında savaşın kazanıldığı sezon. İlk iki sezonda Gene Roddenberry'nin eski namı ve ağırlığı ile... Genç yazarların... Abi bak sen 60'lar kafasısın. Gel biraz 80'ler kafasına, 90'lar kafasına çektikleri. O yüzden böyle sürekli bir halat yarışı anladın mı? Yazarlar küsüyor şeyler ayrılıyor, prodüksiyon karışıyor. Olmadı o kostüm sökün, çıkarın falan. işte anlatmıştım ya bir Şey Picard'da evet. oynayan abi bile şey diyor. Bir süre diyor bavulumdan ben diyor. Ya bavulu çıkartmadım diyor. Dizinde bok olacağı belli değildi diyor. Boşaltmıyorum. Ama ha işte bavulu ya şey otur. <laughs> ya yani oteldeki bavulunu yerleştirmemiş herif kalkıp gitmek <laughs> dedik, Nereden nereye yani hakikaten inanılmaz bir hikaye. Neyse dur. Bölüm bölüm geçeceğim üstünden. Tamam. İstiyorsan çünkü seçebiliriz. Yani bölümleri. Hayır. Ha, tamam. <laughs> Yani ee, dediğim gibi abi. ilk bölüm olan Evolution bölümü, e, daha sonrasında Simpson'larda Lisa'nın ödevi diye bir bölüm olarak işleniyor. Sonrasında da Netflix'in Love Deten robotsunda işleniyor. E, hızlıca evrim geçiren zaman içerisinde böyle küçük bir yapı ve bence çok da güzel işleniyor ilk bölümdeki şey nano robotlarla sonradan e, şeyin bağlantı kurması, eee datanın güzel, bağlantı evet, kurması. Evet. E, güzel. E, şey çok ilginç yani nano robotlar iki boyutlu bir evrende takıldıkları için üçüncü boyuta geçip bizimkileri görmeye çalıştıklarını da anlamıyorlar uzun bir süre. Yani aslında bir tane bölümcük içerisinde o kadar farklı şeye değiniyorlar ki Evolution bölümünde. O bile tek başına harikaten kaliteli bir eser. Şey. Yani filmi yapsan hani Evolution bölümünü Christopher Nolan'a ver inanılmaz bir film çıkarır. Yani zaten bu Star Trek'in tümü için geçerli. Yani bazı bölümlerini ver ustasına sezon çıkarır. Var ustasına şov gibi film çıkarır. Bu adamlar böyle bunu çekirdek gibi bölümlerin arasında yiyip geçiyorlar yani acayip şeyler. Peki bu dönemde niye yapamıyorlar abi? Sen yeni de diziyi zaten bayağı gömüyorsun uzun süre de şimdi niye yapılmıyor ya? Bu kadar güzel şeyler Neyse tamam dur hadi bozmayayım seni. Sen için sezondan devam et. <laughs> abi ne diyeyim ben sana ya işte bu da şimdi buna girersek gerçekten ağzım ben ta bozmaya doğru girme, girme. Ilerliyorum. yani ne kalitesi yani total kalite bu. Ben bir... 2020 senesi. Bak demin, artık yani. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Bir noktada bir iki filme bakalım. Bir noktada da ben bitirmeden bir yenilere bir bakacağım. Hani böyle bir ağzıma bir çalacağım. Böyle bir, bir yerde bir konuşuruz. Böyle bir çok merak ediyorum ne göreceğimi. <laughs> Abi istediğin zaman gel buyur Discovery'nin birinci sezonunu izleyip konuşalım. Şu an 3'ü izledin ya sen. Ben şöyleyim şu anda. Ha, tamam sen artık 3'ü izledin. Artık Star Trek'in olduğunu biliyorsun. İstersen gel 4'e geçelim. İstersen Discovery'e geçelim. Yani Hakikaten. Yani istersen Enterprise'a e geçelim. Çünkü artık şeyi bildin. Yani Next, next Generation bu. Okay. Ee, yani anladın mı? Üçüncü sezonun bitmesi itibariyle tamam. Artık ben Star Trek izledim. Kredisini ben bir insana veriyorum. Evet Star Trek izledim. Çünkü. <laughs> yani yanlış başka bir bölüm izlesen aklında başka bir Star Trek kalacak. O, şunu, bunu şu yüzden diyorum. Star Trek fanı falan diye anılan insanlar %95 Next Generation'cıdır. Evet. Diğer hepsini çok severler. Yani e, ama Star Trek Next Generation'ın Oturttuğu kültür arkasından gelen Deep Space Nine'da Voyager'ın kültürü de çok farklı olduğu için şey gibi bu. Ne diyeyim sana hani et yemeği işini düşün. Hani köfteci vardır ha. e, şey pideci vardır bir de ne bileyim atıyorum şu an işte biftekçi vardır ya. Hani et yemeği yapıyor hepsi ama hepsi farklı bir şekilde farklı yapıyor. Etiyor. Next şey Star Trek dizilerinde de öyle bir fark var. Mesela Voyager'da pardon Voyager diyorum Discovery'de şey gibi Star Trek'in çocuk menüsü gibi olmaz Oyuncak sonra böyle içinden. toplu bir konuşur geçeriz ya böyle bölüm bölüm konuşmayız zaten onu bence ben abi insanların total olarak zekasının bittiğini düşünüyorum <laughs> yani gerçekten 90'larda yazılmış 80'lerde yazılmış Star Trek bölümlerine bakıyorsun bir de 2020'lerde yazılmış Discovery'ye bakıyorsun Cık. yani nereden nereye oradaki fark o kadar büyük ki kanka o kadar kötü ki ama işte şey çok ilginç yani Star Wars'un eski bölümlerine bakıyorsun. Aa diyorsun hani Hero's Journey falan. Hani onlarda da çok biz hani sta, Bugün Star Wars'a bakıp "Aa bilim kurgu falan" demiyoruz artık ya. Yani. O, o şey o yaşı geçtik artık. Bilim kurgu demiyoruz Star Wars'a. Diyoruz ki "Aa ne güzel space opera, fantastik uzay bilmem macerası." Bilim kurgu öğelerini kullanan macera <laughs> falan gibi. Evet yani şey yoksa biliyorsun Star Wars bilim kurgu kategorisinde alınıyordu bir vakitte. Artık çıktık o toplardan. Neyse yani ama şimdi yeni Star Wars filmlerine bakıyorsun. Yani böyle bir, bir, bir poşete ishal doldurmuşlar ve onu böyle hızlıca sallayıp duvara vuruyorlar gibi. Misilaj, mi? misilaj abi işte. Misilaj. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir fark var Discovery ile şeylerin arasında gerçekten. Hele Picard. Ay. O kadar üzülüyorum ki abi ya. Şuralarda izliyoruz bu Picard'ı falan. Ya onları gibi böyle, Picard. bir sezon böyle vururuz atıyorum. Zaten Picard tek sezon galiba. Böyle bir, bir konuşur geçeriz. Ben bölüm bölüm dayanamam muhtemelen. <laughs> Peki evolution Mesela. dedin? Ee, ya, evolution çok güzel konsept. Çok İkinci iyi. bölüm En of Command. Aynen. Bak güzel bölümde hatırlıyor musun? Data gidiyor. Orada böyle dedelerin buradan boru çekmiş. Öleceksin, geri zekalı, öleceksin diye herifi izah etmeye çalışıyor. Orada insanlar Vatan, devreye toprak. giremediği için Ha, orada insanlar devreye giremediği için data şeyi öğreniyor. Ulan hani ben insanları nasıl ikna ederim falan bunun için tek tek çalışıyor. Machine learning görüyoruz birazcık. O hoşumuza gidiyor falan filan böyle. Ee, bir sonraki bölümde bir sonraki zaten işte biz. arazide şarap içerek dans eden Tanrı'ya rastlıyorlar ve böyle. Ben bu bölümü seviyorum ya böyle bir. Çok, çok ilginç bir bölüm. Çok böyle tam bir short story tadı var. Böyle e, short Heh. bilim kurgu tadı Aynen. var yani. Tam bir Weird Science bölümü tam bir e, şey neydi onun ismi hep konuşuruz. Ay unuttum şu anda. Neydi? Ee, Alacakaranlık kuşağı. Alacakaranlık kuşağı. Neydi İngilizcesi lan? Ee, şey. Twilight Zone. Twilight Zone. Survivors tam bir Twilight Zone bölümü aslında. Hani böyle kendi halinde bahçıvan gibi bir emmi var. Meğer tanrılar kadar güçlüymüş. Ne oldu ya sizin buraya? İşte ben burada bizim gezegene birileri <laughs> saldırdı. Hanım öldü bizim. Ben de herifleri tarihten sildim. Orada böyle zaten oranın kapanış cümlesi çok güzel diyor ya. Yani adamları gerçeklikten silmiş. Şimdi bu soykırım mı? Yani evet. öte yandan çok iyiydi. Hani o da öte yandan var mı böyle bir ırk artık? Yok. İşte gerçeklikten silebilen birisini ne açıdan yargılayacaksın falan deyip hani böyle biz, bizim insanlığımız aşar baba deyip böyle kökleyip ikiye takıp <gülüyor> 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 abi <gülüyor> bizi de uçurabilir <laughs> çünkü o bölümde şey benim çok ilgimi çekmişti Picard şey ya çünkü böyle Borgların karşısında bile hayır biz insanlar özgür iradeli varlıklarız falan böyle. adaletin ve iyiliğin temsilcisi ben gerçeklikten ırk silebiliyorum dendiği vakit adam da şöyle oluyor <laughs> hiç, hiç bulaşma kari. adam deli deli hiç bulaşma deyip hani... Gerçeklikten ırk silmek, I don't know man. Yani... <laughs> yani geri de getirebilir istese o zaman bu nasıl bir suç falan anladın mı yani Survivors'ın bence, Survivors'ın bence işte bu bölümde de konuşmuştum asıl dramasını ay bu adam kim bu adam kime bağlıyorlar keşke biraz daha Major keşke. of Amen gibi bölümün yarısında abiyi çözüp ondan sonra bu abiyle ilgili ne yapacağız oğlum? Ne yapabiliriz bu abiyle ilgili? Olsun. Yine de işte biz işte falan böyle biraz şey şey görmek isterdim ben. Biraz... Ahlak, etik falan kavgaları görmek isterdim burada. Ondan ona çok giremiyorlardı evet. Zaten galiba öyle konuşmuş o bölümde. Biraz böyle arada kalıyordu yani. Bir sonraki bölüm Who Watches The Watchers. O da tatlış bölümde hatırlıyorum. Şey o alnımıza şey yapıştırdık, kulağımıza parça koyduk, şeylerin evet. arasına düştük. Ee, o bölüm ilginç. Yani tam Dağların bir şey ekoli. arasından yakalandık. <laughs> tanrıların arabası ekolü birazcık da. Evet. Yani hani eski insanlar eski tanrıları görüp anlamamışlar falan hemen şeyi Jean-Luc Picard'ı tanrı zannetmeleriyle falan o dönemin işte 60'lardan itibaren o tanrıların arabası konsepti, tanrı sandığımız şeyler uzaylı mıydı? İşte Zeus uzaylı mıydı? İşte bilinmeyen gerçekler aslında <laughs> Zeus'un 22 ayağı mı vardı falan gibi böyle ee, hala devam ediyor diyor 2012 mi... şeylerinde enk Eridu falan mirattan önce 10 bin yılının yıldız dizimine bakıp bütün e, şeyi çözmüştük sağ olsun fondaniken abimiz sayesinde <laughs> iyi lan o zamanlar ama ben çok seviyordum o muhabbetleri ee, Oğlum, sonra artık telasız eskridin ana senaryosu biliyorsun tabi tabi Şimdi Assassin's Creed'in ana senaryosu. Meğer Babil'e gelen tanrılar uzaylıymış. Assassin's Creed'in artık ana senaryosu oldu. Her oyunda bir tane Babil tanrısı tokatlıyoruz falan böyle. Ay, evet, ya. Ben unut, ben, ben koptum onları... zaten onun hikayesinden artık. Öyle güzel oynuyoruz işte. Dövüyoruz millet. Evet, onlar inatla yazmaya devam ediyorlar abi. Ben de biraz şeyim. Hani kanka yani salın bu Assassin's Creed lore'unu da işte sen artık Vikings'in ve geçin hala enseden soketle giriyorsun. Ya. Vay meğer Norse tanrıları Morse tanrılarıymış da onlar da Ors tanrıları olmuş. <laughs> Geç. X'e Son... basıyorum balta atıyorum. Neyse. Bonding var. Ee, bonding ilginç bir bölümdü. Bence aman aman da çok ilginç. Yani böyle bir, biraz şey bir bölüm. Bu çocuğun e, annesi evet. öldü bölüm değil mi? Hatırladım. Aynen. Kayıpla alakalı ya. Yani şimdi kayıpla alakalı olduğu için şimdi bu bölümü izleyip illa çok duygulanan da olmuştur ama öte yandan ben bir Star Trek bölümünde böyle şey oluyorum. Hadi bakalım hani bu da böyle bir bölüm falan gibi oldu. Geçmişin bölüm yani. mirası bölümü zaten bu yine biraz daha. Evet. Orada mayın kalıyor. Mayına basıyor. Çocuk Çocukluğu, çocuğu ikna etmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Tabi burada çok kreşere değiniyor. Yani ben e, şeye hala neden kızıldığını anlamıyorum. Belki ben şimdi izlediğim için anlamıyorum. Çok kızılıyormuş ya kreşere oynayan çocuğa da yani. Wesley ha evet. Wesley. Ye. Yani bir yandan da o çocuğun gelişimi güzel lan yani. Büyüyor. Zaten dördün sezonunda ilk bölümde gördüm ergen olmuş sesi kalınlaşmış. <laughs> Büyümüş <laughs> yani. Tabii tabii o çok ilginç değil mi? Evet yani güzel gidiyor. Burada, burada da mesela annesiyle işte babasıyla geçmişiyle barışmaya çalışıyor. Ergenliğini atlatıyor. Belki de insanlar kendi ergenliklerini görmek istemediği için de delirmiş olabilirler bilmiyorum. <laughs> abi millet orada biraz suya takılmış ya. Ya Star Trek popülizm yapıyor abi işte çocuk koydular gençler izlesin diye falan demişler. Ha biraz öyle. Ee, o 90'lar dizisinde bir de artık öyle o, o şey çok vardı. Aman genç birini de koyalım. O da gençler de izler cilik çok vardı. O trendten yakalıyorlar. Şimdi biz bu tarihten baktığımızda o, o suyun içinde olmadığımız için evet, onu böyle şak diye görmüyoruz. Diyoruz ki böyle de bir karakter var. Yani bizi aman aman da koymuyor bu durum. Ama işte şey. O dönemin bir olayı. Ben de bugün herifle bakıp da gıcık olacak bir şey görmüyorum. Yoksa Arif'in kazanı falan sattılar yıllarca. Millet hani cosplay <laughs> olarak girdi. Hani şey gibisinden hani. Yani ne derler? Ee, hani Kinayeli bir şekilde herifin cosplay yapıldı anladın Tabii. mı? Tabii. Wesley'nin kazağı neydi onun ismi? Wesley'nin sesi <laughs> <indirkesi> neydi? <laughs> Barış Manço'nun şarkısı gibi o Sweater. Heh. Wesley'nin bak Arat Wesley Sweater diye hemen ilk sırada çıkar ve hala satılıyor bugün. Çünkü böyle bir şeyin temsiliydi o. Ya ilk sezonda falan Wesley biraz şey ya zaten böyle. İşte kaptan bir gemi dolusu insan bulamadı ama bence nötronyumu pötronyuma koyarsak bu işi çözeriz <laughs> falan diyor. Ve böyle Aa, gerçekten çözülüyor ya 3 bölüm 5 bölüm Wesley kurtarıyor gemiyi falan. O dönem millet şey oluyor. E bu ne kardeşim ya? 7 milyar dolarlık uzayda Android var. O çözülmedi. Wesley mi çözdü falan? <laughs> e sonra Wesley süper zeka çıkıyor zaten. Olabilir yani ne olacak hani? Aa, ne, ne güzel tişörtleri falan da varmış. Bir tane alayım ben bundan. Wesley şey ya. Yani gerçekten bir Star Trek miyim herif gerçekten de. Buradan e, ne vardı? sonraki bölüm. Bu bir bitraf abi. Bu, bu çok bitirap. ilginç bir bölüm. Evet. Bu çok ilginç bir bölüm. Çünkü farkında olmadan... Şimdi Black Mirror'larda falan anlatılmaya çalışılan e, yanımızda ve hayatta olmayan birisini algoritmayı kullanarak e, internet datasından diriltebilir bir izcilik var ya. Hatta Facebook lisansını almış böyle bir şeyin. Bir sene önce falan bilmiyorum hmm, haberim var. Evet evet. Yani onu. Hikaye, ana odağı bile bu değil. Ama ana odağı bu. Çünkü bir önceki sezonda aslında şey diriltiyorlar ya. Moriarty'i tekrar yaratıyorlar ya. Onu bir kere yaptıkları için artık. <laughs> Onun yerine gerçekten burada Geordi e, Holodeck datasını Holodeck'in için yani aslında bir şey söyleyeyim. Bugünkü Virtual Reality'nin gerçekten kullanılma şekli 30 Ekim 1989'da yayınlanan bu bölümde var. Bugün artık fabrikalarda Avrupa mı da mı? Avrupa'da şey odalar, bomboş odalar. ...işçiler, ustabaşları, mühendisler takıyorlar abi gözlükleri. Öteki fabrikada da aynı odalar var. Şak 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 hepsi aynı odada birleşiyor. Ellerini kollarını birbirine sallayabildikleri Tabii. böyle yapılar içerisinde. Ha, ortaya makinenin modellemesi geliyor. ...Otoket'ten, Solidworks'tan artık de kullanıyorlarsa. Adam da orada bunlara eğitim veriyor. Atıyorum alıyorum şu anda. Almanya'daki mühendis işte işte bilmem ne Çin'deki falan adama şeyin eğitimini veriyor. Bak diyor bu parça böyle oluyor, şöyle oluyor. Konuşuyorlar birbirleriyle falan. Bu bir trap bölümü bir kere zaten kafadan bunu ele alıyor. Ya yani bu zaten yanlışlıkla Hoş. yani böyle bir şey tutturmuş olmalı. Mükemmel Kolodaki bir şey. Oradaki akıllı kullanımı bir yandan da. <laughs> ha öte yandan da işte şeyi de inceliyor. Hani ya mühendis abla da çok güzelmiş falan derken <laughs> ablanın kaşına gözüne de in inceden böyle bir şeyin <laughs> e, Jordi'nin böyle Zaten, bir işmesi. Zaten bak harbiden ekipteki herkesin bak herkesin bir küçük sapıklığını gördük. Hani bunu tırnak içine söylüyorum kötü anlamda. <laughs> böyle minik minik bir gördük. Bu yana hoşuma gidiyor. Yani bu şimdi hep söylenen o samimiyeti gerçekten karşılayan bir şey bu o dönem için. Bunlar da insan abi unutmayalım unutmayalımına geliyor biraz. <laughs> tabii tabii, tabii. Öyle, öyle şey gibi değil. Yani Mühendis abla da ilik gibiymiş o gece orada, ufaktan. E, bir yandan içine düştükleri tuzak da çok ilginç bir tuzak. Evet askeri. E, ha şey yani geminin enerjisini çekerek gemiyi yok etme tuzağına düşüyorlar ya böyle. Hani ulan diyorsun ne medeniyetler ne tuzaklar kullanmış. Daha sonra bilgisayar oyunlarında göreceğiz bunların hepsini yani o da çok ilginç. Hepsi kullanıldı ya. Bir sonraki bölüm e, Türk komandosuyla Yunan askeri beraber Kardak kayalıklarında bölümü. <laughs> evet. Bayrak dikme yarışı. <laughs> ha, evet burada böyle bir şey var işte. Meğer başta düşman gibiler ama doğa şartları karşısında dost olarak çalışmaya başlıyorlar ve işte bir Romulan'la bir Starfleet officer birbirleriyle dostluk yaşıyorlar ve burada Romulanlar ufak ufak girmeye başlıyor. Tomalak çıkıyor yine. Tomalak, Tomalak diyor ya. adamı bana verin diyor. <laughs> ya Picard diyor yürü lan Tomalak diyor buna. <laughs> Tomalak. Tomalak dedikçe şey gülüyorum ben. Neyse. <gülüyor> Yapma şun, ben de gülüyorum. <gülüyor> gomalak gomalak. Ya işte daha önce söylediğim gibi çünkü gomalak diye bir şey var bizim ülkemizde. Gomalak cila derler. Eee <laughs> işte ne yapacak? Gelerek komik zaten. Tomalak koymuşlar yani. Efendim neyse e, bir sonraki bölüm bir Price. sonraki bölüm hatırlıyorsan zihin okuyabilen e, abi gelip böyle şey Riker'a falan şey diyor. Önce seni poker dendim şimdi de kadınını alacağım falan. Ha hatırladım hatırladım. Bu Hatırladın danışman hatırladım evet. Ha, Riker'da şey diyor. Oha uzaydayız falan. <laughs> biz gelişmiştik kardeşim. Sen konuyu nereye yatırdın yani? <laughs> Burada Abi, yoga falan yapıyorlar. Diyor. Tabii tabii Ferengiler Kayseri'den geliyor. Ya biz yemeyiz o işleri. Falan yapıyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Yani her sezonun böyle bir 3-5 boş bölümü var. Aa hayır hiç boş bölüm değil bu. Bu çok kaliteli ha. bölüm. Neden? Hani şey olarak bak ama ciddiyim. boş. Ha, makara biraz evet. Ha, yani girl talk falan muhabbetleri de var ya biraz böyle çizileştirdiği bir boşluklar ha, Evet yani. evet şey böyle taytlarını giyip böyle spor yaparken <laughs> şeyle beraber <gülüyor> konuşuyorlar <gülüyor> doktorla <gülüyor> beraber falan. Evet, evet orada biraz şey genç seyirciler de biraz ekmek yesinler bölümleri falan var bu bölümde. Şey de çok ilginç ama e, bu bölümde mesela şey var ya işte bir sistemin dışarısında bir wormhole buluyorlar işte kara kara delik aslında. Satmaya işte, çalışıyorlar. İhaleye çıkıyor. Oradan oraya geçiş hattları ihale ihale açılıyor. İşte mesela stabil değilmiş. Her açılıp kapanında farklı bir yere gidiyor muhabbeti var ya. Evet. Daha sonra stabil bir tanesi buluyorlar ve o stabil bir tanesi bulunduğunu Deep Space Nine'ın ana senaryosu olacak. Aa, ha doğru bunu konuşmuştuk hatırladım Tabii, hatırladım. Yani koca Deep Space Nine dizisi burada bahsedilen şey stabili yani. bulundu. Hadi abi yani sektörün bütün şeyi değişiyor. Hani Karadeniz'de petrol bulundu gibi bir durum oluyor ya da ne bileyim Hani, bulduk. ha, yani böyle bir şey oluyor ve bütün sektörün siyaseti politikası değişiyor. Baya baya onu ele alıyor koskoca dizi. O açıdan böyle bir şey aslında hani gelecek bir fikre çok güzel kıps yaptıkları bir bölüm. Hatta evet bölümde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani bunun öneminin de oradan geldiğini söylemiştin. Hatıralım şimdi sen tekrar Hı. söyleyince. E Son... bir sonraki bölüme geçiyorsun Vengeance Factor. Hatırlıyor Aa, musun bu güzel bunu? güzel bölümde evet. Ha bu da ilginç bir bölüm. Yani işte o tarafta vay işte şeyler var, çeteciler var. Bu çeteciler bölümde. diye çetecilik yapıyorsunuz. Bu bölümde işte şunu çok takdir etmiştim ben. Starfleet deyince akla gelen şey benim için böyle bölümlerde oturuyor. Abi çeteciler yağma yapıyor. Picard şey demiyor. Nerede lan bu çeteciler? Abi şurada. Sıkın lazeri amık sıkı demiyor mesela. Yok. Aksiyle diyor ki ha buradalar mı? Çağırın bakayım liderlerini. Geliyor lider. Oğlum niye yağma yapıyorsunuz? Ha işte yapıyor. Oğlum bak ters yapmayın. Lazer var bende. <laughs> Abi şimdi biz de yani yapıyoruz yağma ama biz de gezegenimizden attılar. Allah Allah niye attılar? Gel bakayım sen benimle. Picard alıyor çocuğu da yanına gidiyor gezegene. <laughs> niye atıyorsunuz bunları? Kardeşim biz bunlarla barışalım istiyoruz. Barışamıyoruz. O zaman oturacaksınız masaya konuşacaksınız. Benim adam mı yağmalıyor bunlar falan diyor. Picard, aa Picard böyle Picard hafiften la, lazerin altını açaraktan barış getiriyor ortama böyle falan. Yani Ki böyle bir bölüm daha var böyle bir şey. Galiba, ileride. Bir bölüm daha olacak. Töp, töp. <laughs> sezonun biraz şeyleri. Savaş ve barış bu sezonda çok ağır bir şey aslında. Ağır çok bir tema yani. Güzel bölümlerdi ya. Bunları sevmiştim. E bir sonraki abi bence çok iyi bölüm Defector. Tam böyle bir casusluk bölümü. Romulan adam geliyor. Ha, evet size bilgi vereceğim patlatıyor. falan aptalım. İşte bilmem neye saldıracaklar falan diyor. Ya bırak bizi yiyorsun falan. Yok abi saldıracaklar vallahi falan diyor. Hain. Herifler gidiyor kontrol ediyorlar, saldırı maldır yok. Ulan eğer bu sefer Romulanlar herifi kaldırmış. Herif de bundan sonra Romulanlardan amiral çıkıyor. Niye sen Romulan yönetimini bıraktın? Ben savaştan çok korktum. Çoluğum çocuğum var diyor. Ama bir daha çoluğu çocuğunu göremeyecek falan öyle dramatik bir yerde bitiyor falan. Çok güzel bir planı. Çok güzel bölümdü. Bu. Evet. Bunu bunu seviyorum. Bu tam bir yine film yapsan iki saatlik film gibi izlenir bölümü. Kesinlikle. Bunun üzerine komple hikaye bile oluşturursun yani. Bir sonraki bölümümüz Haunted. The Hunted. The Hunted bölümü de şey işte adam. Ayıldızca abi. Ha. <laughs> İşte bu da tam şey durumu. Süper asker yetiştirdik, elimizde patladı hikayeleri vardır ya işte şey şey Rusya Sovyet Rusya dağıldıktan sonra Spetsnaz böyle çetenin Allahı oluyor ya böyle inanılmaz ettikleri evet, adamlar yani. ellerinde kalıyor falan filan. Bu süper asker. Biraz öyle bir durum. Konusu hiç bitmiyor ya. Yani bütün hmm. bilim kurgu filmlerinin de askerlik teması ne travma olmuş ya dünyaya yani. Tabii travmadan çıkamıyorlar bir türlü. Hep. Biraz post Vietnam abi işte. Hani evet. aslında Amerikan dizilerinde bunları görmemizin sebebi 1990'lar yani. Hani onların etkilerini hala atamamışlar. Rambo falan kaç senesi giriyordu gösterime. Rambo alakası olması lazım. Rambo 72'ymiş abi 72 ya. 72 Çok miymiş? alakası Daha eskiymiş. Normal Rambo ama aslında abi. hemen 10 sene sonrası evet. Vietnam'ın. Ama devamlı var işte. Ee, yani şey teknolojik evet. olanlarda var. RoboCop'ta da var işte ne bileyim e, yine teknolojik olan ne vardı? Bir tane daha var işte. Future Soldier Evrenin şey askerleri. Var. Ha işte, işte o oh, aynen. Yani ha, devamlı şey, var Can, yani bunlardan. Jean-Claude Van Damme duvarlardan geçiyordu böyle süper. <laughs> e bunun bunun sonunda da yine şey güzel bu arada. Tam federasyonu alacaklar herifleri. Herifler meğer süper asker yaratıp daha sonra kullanamadıkları süper askerlerin hepsini hapishane olsun diye ayda bir koloniye kapatmışlar. Evet ya. Picard Gül bunu öğrenince diyor ki abi siz iç işlerinizi çözün isterseniz biz sonra konuşalım diyor. Şey yapmıyor yani. Kanka siz bizim federasyona katılın biz o ayın götüne bir bomba koruz çat patlatırız bizim. <laughs> yani. Öyle değil yani bu medeniyet bastırması zorlaması biraz da Euro olmakla beraber Picard'ın ilginç geliyor bana ki burada şeyleri de konuşmuştuk. Ee, Picard'ın işte ana kurallara uymaya çalışmasından kopmaması vesaire. Ki ne olursa olsun. Aynen. Nerede konuşmuştuk. Ee, bir sonraki bölümde teröristler Beverly Crusher'ı kaçırıyor. Gel gelelim teröristler sürekli Diğer teleport oldukları bölüm. için hepsi kanser falan böyle yine ilginç bir bölüm. High Ground. Ben bu bölümü sevmiştim ya. Bu bölümün e, bakış açısı güzeldi ki bu dönemin dünyada her ülkesinin yaşadığı bir sorun yani. E abi evet. Yani şey değil de şey ilginç. Yani ekstremist terörist kendi canına kıyarak intihar saldırısı yapan teröristler var yani bu bölümde. Bunlar zor konular ha. Öyle şey gibi değil. Çok şimdi zor. hatırlatırım. İlk sezonda falan şey vardı yani. Abi bir gezegene gittik. Çamurdan adam çıktı. Ateş ediyor. Ne yapalım? Anladın Soyuttu şimdi... bunlar evet. Bizim için soyut <laughs> düşmanlardı yani. Evet evet. Yani burada ne oluyor? Abi işte teröristler kendilerini patlatarak insanlarımızı öldürüyor. Biz de bu arada onlara da kötü davranıyoruz. Ne yapalım? Ulan şimdi bu diziyi izlerken insan hangi memleketteyse aklına gelecek bir takım örnekler var yani. Hani işte bu konuları böyle girmeye başlamaları açıkçası 3. sezonda bence biraz da şey oluyor. Ee, daha çocuk yani daha çocuksu bir şekilde haydi bakalım insanlık hesap ver yaklaşım yerine daha insanlık yani. suçu oluyor burada. <laughs> biraz daha sert bir yani anladın mı bokunu da çıkartmıyorlar tabii. Ama hani daha bir burnunu sürtüyorlar açıkçası insanların zor durumlara diyeyim. Ya bir de daha geçiyor bu da yani seyirci. Çünkü bak şey var bu sezon vatan haini var, ayrılıkçı var, süper asker var. Yani bunlar hep yine işte bu dönemin sorunları evet. olduğu için soyutluğu kaldırıyor. İntihar saldırısı vardır. yapan var, beyinleri okuyarak pazarlık yapan şerefsiz var. Yani Aynen, hepsi böyle var. şey yani. Şey var sizin... insan kaçakçısı, sanat hmm. kaçakçısı var. <laughs> ha, yani kötüler şey kötü daha gerçekçi kötüler artık bu sezonda öyle şey gibi değil. Çamurdan adam çıktım. Kötüydüm. Falan vardı işte şey öldüren, evet. sarışın kobando ablayı öldüren. Şimdi o mesela böyle şey, peri masalı kötüsü gibi bir şey o yani anladın mı? Frodo ile Gollum'un rastlayacağı bir şey. <laughs> Burada ise baya baya hakikaten gerçek insan suçluları ya. Yani. Bunlar hani şey bir dünyanın zor yapısından ötürü ortaya çıkmış şeyler, suçlular falan. Dejac bir sonraki bölüm ama abi minnoşluk yapıyoruz. Yine Dejakü. ve meşhur mimimiz ortaya çıkıyor. Şu <laughs> evet. Ee, Deja Q ben Q bölümlerini seviyorum ya. burada Guinan'la da şey var. Bir de Deja Q burada aslında köyü ilk kez güçlerinden de arınmış e, görüyorduk tabii. galiba o bölümdü. Biraz böyle o bayağı eğlenceli bir bölüm. Aynen. İnsanlığı unuttum. İşte ne uyuyor musunuz? Niye uyuyoruz lan? Bir içim geçmiş falan diye o geyikler. Hı uh -huh. olan muhabbetleri falan güzeldi. Ama evet hani diğer bölümler kadar sert değildi bu. Ama burada işte şey böyle yani sen az önce söylediğin şeyi söyleyeceğim ben de Data'nın Q'ya ya bak insanlar şöyle aslında diye yani iki yaratık dertleşmeleri birbirleriyle çok ilginç detaylar vardı öyle. Orphan <laughs> falan şey demesi de çok ilginç. Ne yapayım sizi kendimi katlamak için? Öleyim mi? Öl falan diye böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Öl lan geber. Küçük küçük güzel karakter sahnecikleri vardı burada bir sürü. Sonra A Matter of Perspective geliyor. Hmm. Onda da ne oluyordu? Şey ha Riker'ı suçlu gösteriyorlardı bu bölüm. Aynen. Riker cinayetle Sonra holodaki kullanarak Riker'ın suçsuzluğunu kanıtlamak için çalışıyorlar ki işte mesela bu da şeyde var şimdi ya. Arkham Knight oyunlarında falan Augmented Reality kullanarak Batman yapıyor evet. ya benzer şeyleri. Şey yapıyorduk yani... geri sarıyorduk bakıyorduk. Hmm. Cyberpunk'ta da yapmışlardı onu. Yesterday's <laughs> Enterprise. Yesterday's Enterprise zaten bu sezon en iyi bölümlerinden biri bu sezon içerisindeki. Bu bölüm bayağı zaten şaş, şaşayı tekrar görüyoruz. Aşağı Deniz Deniz bir geri geliyor. Aynen. Ee, ya bu çok farklı bir çok güzel bir bölüm pek çok açıdan. Ee, yani bu da, işte bu da tek başına hikaye yaratacak uzun bölüm. Aslında. Tabii bayağı konuştuk bunu. Tabii. Filmlik bir iş bu. Ama hem zaman kırılmasını ele alıyorlar, hem işte savaşla devam eden bir gelecekte ne olurdu gibi ilginç bir konuyu ele alıyorlar. Öte yandan e, işte Gaina'nın sadece değişimi fark edebildiği için kartla konuşup bir şeyler çözmeye çalışmasını bir noktadan görüyoruz. Yani zaman yolculuğu zaman kaymalarının bayağı kaliteli bir şekilde ele alındığı bir bölümde Aslı Yasir Sacrifice'ine tabii. Sacrifice konusunda. Biraz tabii şeydi taşaya şeydi. Demin saşa dedim bu arada. Yugoslava basketçi gibi. Tasha'ya da bir veda oldu. Yani daha daha proper bir veda evet, oldu evet. bu. Aynen. Ee, bir of, sonraki bölüm? Offspring. Bu benim hayran ha? olduğum bölüm. <laughs> anladın mı? Zaten bu sezon niye bu kadar övüyorum anladın mı? Yani, evet, evet. yani en boşalttığı bölüm, en bölüm yani. Onu da hepsi çok iyiydi. Offspring. Robot kendi evladını yaratıyor. Evladı indeksten bakarak kendine ırk, cinsiyet, ses falan seçiyor ve ondan çok sonra nasıl yani. mutlu olacağını düşünüyor falan filan bir şeyler. Ben ben çok beğendim senin aksine. Benim benim favori bölümüm bu sezonda ya. Yani hmm. e... Ay o, bence güzel bölüm. Bond ben of bu bölümle ilgili tek şikayetim şu. Bölümün sonu yaklaşırken şey oluyor böyle. Ya işte Data'nın dışında evladı olursa uzun vadede sıkıntı olur kız ölsün. Nasıl ölsün? ince hastalığa kapız <laughs> falan diyor ya kız böyle. Sonunda. Ha çözüm kötüydü evet. Malfunction. <laughs> 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 şey oluyor böyle. Aa Data kızın ölüyor. Aa neden ölüyor? İşte efendim sistemleri çöküyor. Hemen Data giriyor böyle uğraşıyor falan. Orada diğerleri ağlıyor böyle Data'nın görüyor. Tamam dramatik bir sahne yazmışlar ama biraz insan yeni şey hissediyor. <laughs> hani Ryker neden başka gemiye kumandaya gitmiyorsa bu kızcağız da o yüzden yaşayamıyor. Aslında hani bölümün sonunda falan şey olsa babacığım teşekkür ederim işte ben şimdi gidiyorum falan. E, bu sefer de Data'nın evrendeki tek droid olması gibi senaryonun çok önemli bir parçası bitecek. Onu da yapamıyorlar falan. Biraz kolpadan öldürüyorlar karakteri. Bu bölümden, kolpalık beni ha, üzüyor ama onun dışında çok iyi gidiyor bence her şey. Tabii ya bu bölümden sonra ben şey görmek isterim. Zaten emotional awareness kısmı çıkınca malfunction başlıyor ya kızla. Data'da bunu göremiyoruz. O yüzden daha stabil. Ama bir yandan da öğreniyor. Hani şey gibi değil bu işte. Bir çocuğa da düşünsene bebek dünyaya geliyor. Hiçbir şey bilmiyor bir anda böyle acılar hissetmeye başlıyor ağlıyor. Karnı acıkıyor ağlıyor yani ne tepki vereceğini de bilmiyor ama o bir şekilde insan e, yapısı gereği gelişmeyi başarabiliyor. Delta da öyle öğreniyor. Bundan sonra Delta ileride bu malfunction'ı yaşar mı ya da emotional awareness arttığında devirir mi? Bunu kullanırlarsa bu bölüm daha değerli olacak. Biraz onun işareti gibi hissettim ama bilmiyorum kullanırlar Yani inşallah. İnşallah sadece bu bölümü çözmek için son dakika götlerinden attıkları bir şey değildir abi. i̇nşallah bakacağız. Sin yoksa falandır, ha. yoksa yine şey ya pek çok açıdan iyi bir bölüm ama şey gibi yani Major of Man mesela finaliyle böyle ha böyle bitmesi gerekliydi dedirtirken orada da maksat aslında datayı göndertmemek ama datayı göndertmeyelim derken hayvan gibi bölüm yazıyorlar. Burada müthiş bir şey yazıyorlar sonra diyorlar ki lan bu kız başımıza eş olur." Hayır, e ulan en kötü kız bir üç bölüm kalaydı da öyle öyleydi mesela Anladın evet mı? Yani, yani e, o şeycilik beni yoruyor. İşte Belki onun emotional bölümde konuştuk ya. Evet. 90'lar dizisi. Yani bir bölüm kaçıran büyük senaryo kaçırmasın diye hadi bakalım falan böyle bir araya evet. sıkıştırı veriyorlar. Teknik olarak gidiyor. As Halbuki şey çok doğru ya. Üç bölüm görsek belki o duygusal uyanışıyla bir şeyler yaşardı. Bir şey olurdu. Bir hikayeye bağlanırdı. Öyle ölürdü falan ne bileyim. Değil mi? Ya Bize da işte böyle kritik bir şey için kendini verirdi falan bir şey evet. olurdu. Yani atıyorum geminin bilgisayarı hasar görürdü. Lal derdi ki dur ha, baba ben çözeyim. Evladım ben seni insan formunda yarattım. Bana ne lan ben robot olacağım Big Baba. Bir şeyler. Yani çok <laughs> daha iyi bitebilirdi ya da devam edebilirdi. Bu böyle iyi başlayıp sonra abi kapat kapat falan diye böyle hızlıca bitirilmesi benim canımı sıkıyor. Aa, ama şunu da söyleyeyim sana. Bu bölümün en güzel taraflarından bir tanesi yönetmenin Jonathan Frakes olması. Kimdi o? Ve şey, işte lan, Riker. Aa doğru doğru. Ay tabii. Tabi tabi. İsim olarak Aynen. Da değil. Doğru doğru diyorsun. Ee, ve Riker bundan sonra baya baya Star Trek bölümleri yöneterek de devam edecek. Yani şey aa, yapıyor. Aa doğru e... çok iyi ya. Yani şöyle söyleyeyim sana yeni dizilerde bile, aa bu bölümü de Jonathan Frakes yönetiyor falan diye böyle hep bir Jonathan Frakes'e şey yapıyorlar. Kamera karşısından kamera arkasına geçmek istiyor adam. Bunların da alıştırmasını yapıyor Star Trek'te Sonradan arada. yapmış peki Star Trek dışında. Hatırlıyor musun Yok ya yok. He. İşte reklam falan yönetiyor. Yani zaten Aynen. bence vakti zamanla Next Generation'dan iyi vuruyorlar parayı. <laughs> Sonra Adam da, da, da böyle hani inceden takılıyor. Orville'de bile birkaç bölüm yönetiyor bu arada. Yani şey oluyor böyle. Bilim kurgu işi yapıyoruz. Riker'ı çağıralım. Bir böyle iki bölüm yönetsin falancılık başlıyor böyle. Aa güzelmiş. E o da güzel. Farklı bir yere çekiyor şeyini. Güzelmiş. Kariyerini bir farklı bir yere çekiyor. Nice. Efendim. Sins of, of the Father. father. Evet. Nasıl buluyorsun bu bölümü? Ben çok ilginç. Bu Picard'ın gaza geldiği bölüm değil mi? Ben de şey yapacağım. Wolf, şey sen de geleceksin değil mi? Ha. ha aynen aynen aynen. Klingon dünyasına gidiyoruz. Onların iç işlerine aynen, giriyoruz. Bilmem ne falan. Güzeldi Farklı bölüm. dünyalar görüyoruz. Bu bölüm özellikle de 200'lü arka plandaki 200'lü göstermek için çok iyiydi ya. Biz çok Tabii. gururluyuz işte şeyiz Klingonuz, asarız, keseriz. Abi şimdi onların parası var biliyor musun? <laughs> Para <Paramount gülüyor> otelde kalıyorlar falan. <gülüyor> aynen aynen aynen. <laughs> Aynen. <laughs> bir tripoda bir ançara yeniliyorlar işte. Hemen böyle Worf'un kardeşi çıkıyor. Yani bölümün başında bir adam geliyor. Worf şöylesin böyle sen kimsin o kardeşinim. Vay kardeşim şak bıçaklı olur iki dakika sonra falan. Tam şeycilik işte. Bir ya, bölümün yazık oldu bitirme. Adı mı? O da keşke bir sezon sonra öyleydi mesela. Yok acelemiz var. Hızlı hızlı böyle her şey. Evet ya. Yani. Ee, bu bölümden de bayağı ekmek çıkar. Ki çıkıyor zaten Worf'la ilgili daha gider yani. Oo. Abi yani Klingoncu öğrenip Klingon cosplay yapan adamlar vardı bu diziden sonra 20 yıl. <laughs> yani bu bölümlerle başlıyor ve devam ediyor onlar. Kostümleri, şeylerin tasarımları, setlerin tasarımları falan farklı bir ortam yani. Allegiance var bundan Allegiance. sonra. Yani sezonun en çöp bölümü. Star Trek aleminde de olmasa olmaz, olmasa olur. Yani böyle bir, bir, bir anlamsız bir bölüm Öyle ya. Ne oluyordu, ne oluyordu? Bir kartla bir grup uzaylıyı kaçırıyorlar. Onlar <laughs> böyle kapıyı mapıyı zorluyorlar. Ha, bu bölümde tamam evet. Hatırladım. Ha, böyle bu bizim şey e, bölüm. konuşamadığımız bölümlerden biriydi sanki. anladın mı? İşte. <laughs> Eleyken böyle oldu bölüm Aa, yani. Evet, hiçbir şey. Hatta bunun o kaydı hiçbir zaman göremeyeceksiniz muhtemelen. Böyle bir kısa kaydımız da var mı? 5 dakika. 5 dakika, dakika başlayıp <laughs> böyle şey oluyoruz abi konuşamayacağız galiba böyle <laughs> deyip kapatıp. <laughs> Gerçek. Bir sonraki bölüm kaptan tatilde. Evet bu da kaptan taşı buluyor. Taş kaptanı buluyor. Sonra güzel bir kadın geliyor ve ferengiler ortalığı karıştırıyor. Apetik <laughs> kuvveti kolaylar. <laughs> Ya burada şey böyle yani. Evet, hani... Evet tatlış bölümde bu da. Evet hani böyle şey tatil bölümü yani şimdi anladın mı? Hani şey gibi ciddi Star Trek bölümü değil zaten de. E, biraz da böyle Picard'ı kendi komutasının dışında görmek ilginç oluyor burada. Bizimkiler tatilde hani bizimkiler yaz bölümü gibi biraz da. ben Bir sonraki bölümümüz Tin Man. Çok Tin Man. şey bir bölüm değildi. Bundan bence da Ortalama bir bölüm yani işte şey. Uzayda bir yaratık var. Bu bölüm şey, çok ilk sezon bölümü. bölümü değil mi? Çok ilk sezon bölümü. Aynen değil mi? öyle. Aynen bak bak ayırabiliyorsun artık bu tatlıları evet. çok rahat Bu çok mi? ilk sezon bölümü yani. Ee, yine Gomalak geliyor. Gomalak diyor öyle olmaz böyle olur falan. Vay sen misin? <laughs> Ateş ediyorlar birbirlerine falan. Ortalık karışıyor. Ondan sonra bir sonraki bölüm Hollow Pursuits. Hollow Pursuits Sparkling bölümü. bayağı ilginç bir bölüm aslında. Uzun Aa, konuştuk, bunu konuştuk, bunu baya yani. güzel konuştuk ya. Bölümü izlemeyenler varsa izlesin bu bölüm. Benim... Benim üzerine çok durmayacağım düşünerek başladım ama senin sonra bakış açımda çok hoşuma giden bölüm oldu bu. Ee, evet ondan, evet. Yani ya. bütün Star Trek bölümleri arasında çok kontrast bir bölüm. Ee, bence çok kıymetli bir bölüm bu da. Most Toys bir sonraki Data'nın koleksiyona katıldığı insanların yani. Zorgula zorgulandığı zorlandığı falan geldi. Güzel bir bölüm. Bu da. Dramatik bölüm, güzel bölüm. Bir sonraki bölüm Sarek. Sarek zaten işte ilk kez o şu açıdan önemli. Eski Star Trek Trek'le yeni Star Trek'in ilk kez birbirlerine Abi sen de varsın. Ben senin farkındayım dedikleri bir bölüm. O yüzden böyle Star Trek alemi için bir tık şey böyle Aa işte bak o adam, yaşlı adam geldi falan <laughs> yaşlı böyle. Yaşlı adam tam. geldi. <laughs> şey gibi yani. Bütün Star Wars'un yeni filmlerinden ekmek yemeye çalıştığı şey burada sadece birkaç bir bölüm için kullandıklarına dair. Çok güzel de bir şov. Sanırım. Bir yandan da burada Picard reisler oyunculuk halleri böyle farklı. farklı ruh hallerine giriyor, bir şeyler yapıyor falan. Evet, özellikle de Sarek'e yardım etmeye çalışırken ki yaşadıkları falan bayağı güzeldi ya. Baya e, Erdal Beşikçi gibi ol, oğlu gibi oluyor. <laughs> Meneje Truha var bir sonraki. Evet, Manager bunu... işte, komikli bölüm yine. Bunu konuşalım. Hani bir e, şeyin Troy ablamızın annesine de değinelim. Aynen. Gibi bir e, bölüm Luxana var. Troy bir, bir bölüm bir konuşalım. Bir tadıdır çünkü o da evet. bu. Basanın diye bir konuşmadan geçmedik bunu ama yani işte Luxana Troy bölümlerinin aşağı yukarı hepsi böyle arkadaşlar. E, yani <laughs> o da var. <laughs> Burada yine Riker'ın bir anda coştuğu sahneler oluyor ya böyle. Arş, yürüyor evet. falan bir anda herkesin. Riker'ımızı seviyoruz. Ama burada şey güzeldi. de Onun çözümleri falan hoştu yani olayı toparlama çözümleri. Tabii. Transfiguration. Transfigurations. Aynen. Yine bir yaratık gelmiştir ve aşmak üzeredir ve aşar. Konuşmadık bunu zaten galiba. Benim atladığımız bölümde. Ya, çünkü birazcık şey bunlar artık. Stellaris eventi bunlar. Evet, yani evet. E, Stellaris oynarken böyle şey de çıkıyor, böyle pop-up çıkıyor. Geminiz şöyle bir şey lazım. Bununla ilgili ne yapalım? İşte inceleyin. tamam falan. Yani böyle artık şey oldum. İşte klasik Star Trek bölümü diyebileceğim bölümlerden bir tanesi yine. Bilinmeyen ve tuhaf bir güçle tayfamız karşı karşıyadır. Acayip de ilginç şeyler olur. Sonra adam her Allah çıkıyor ve uzaklaşıyor falan. Uçarak e, gidiyor. E, ama şimdi yani anladın mı? Şey bölümü bunu çok daha iyi ele alıyor. The Survivor's bölümü çok daha böyle şey ele alıyor. Burada biraz kör gözüne parmağım ilk sezon tatları var. Ki burada da bir güzel tema vardı. Yani muha, işte muhalifliği yayıyor böyle şey. Kaçtığı yerde aslında bizim düzenimizi hmm. bozuyor. Muhalif zihinlere kapalıyız gibi böyle bir alt teması vardı ama hiç oraya giremiyorlar yani bir cümle falan. <laughs> Yok zaten işte şey değil abi. Hani kötü bölüm değil. Ama iyi bölümler arasında ortalama bir bölüm kalan bölümler bunlar yani. Arada. Son olarak da Best of Post Pot Words var. Zaten ee... taze konuştuk. Best of Both Worlds. Yani ayrıca DVD'si çıkan tek Star Trek bölümü. Aa öyle mi? Vay. <laughs> Oha çok iyiymiş. yani ayrıca Remastered DVD'si iki bölüm bir aradası var. Şeyin. Oha. Best of Both Worlds'un. Tabii. Helal be. Öyle bir klasiklerin arasında klasiktir yani kendisi. Abla zaten daha yeni konuştuk. Direkt açıp izleyebilirsiniz. Detaylı detaylı. Üçüncü Bakalım sezon böyle. Siz... Ne diyorsun abi? Tavsiye eder misin üçüncü sezonu? Tabii. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Uf, bir dakika ben bir kapıya bakayım ya hanım yayına girdi galiba otuz aynı. Tamam. Tamam. Okey geldi. Evet ben abi sıkıntı. üçüncü sezon. Üçüncü sezon ya işte zaten başta da konuştuğumuz gibi ben hani bir iki de izlenmesi taraftarıyım ama üçten giriş özellikle de hani konuya çok uzak ve bu e, bu kadar vakit ayıramayacağını düşünen ne bulacağını bilmeyen hiç fikri olmayan biri için kesinlikle doğru bir nokta. İyi Ama mı? ben diyorum yine 1 2 yi izleyin. Yani en azından hiçbir şey yapamıyorsanız oturun bizim konuştuğumuz best of bölümleri izleyin. <laughs> Ama 3'ün değeri bir başka. Tabii. Ki 3'te benim yine çok beğenmişti. Offspring bölümü Yesterday's Enterprise bölümleri falan bayağı öne çıkıyor. Zaten 3 bölüm çok öne çıkıyor bence 3. sezonda best of. Abi bence. işte zaten şöyle bir şey oluyor. 3. sezonu izleyen insan Sonra eğer sevdiyse 1 ve 2 izliyor ve şey diyor. Biz niye 3'ten başladık ki 1 ve 2 de iyiymiş diyor. Ama Hı -hı. 1 ve 2 asla 3 kadar iyi değil bu arada. Yani totalinde öyle bir fark iyi. var. gerçekten Tek de. tek iyi. Yani tek tek iyi bölümler evet. var. Toplam olarak iyi değil evet. Evet. Star Trek 3. sezonu total kalite bu. İzleyin. Diyoruz o zaman bu değerlendirmeyi kapatıyoruz. Dördüncü sezonu Aynen. geçeceğiz. Dördüncü sezon ilk bakalım. bölümü zaten e, Abi bu. ne olacak dördüncü sezonda acaba ya? Abi, abi Picard gidiyormuş Riker geliyormuş diyorlar. Ben okudum şeyde eksi sözlükte okudum. Eyvah abi. <laughs> Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Hadi bye -bye. Bye -bye.